merhabalar sevgili takipçilerim, kankalarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgili değerli izleyici konuklar, Franz Kafka Dönüşüm adlı eseri siz değerli sevgili değerli izleyici konuklarımla buluşturuyorum. Evet, Almanca aslından çeviren Gülperi Sert yazar Franz Kafka eser Dönüşüm. Birinci bölümle başlayalım isterseniz sevgili değerli izleyici konuklar. Öncelikli olarak Franz Kafka kimdir? Detaylı bir şekilde biliniyor, bilinmiyor. Kapıda durma, ceryan yapıyor. Kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız bizleri mesut etmiş olursunuz. Aynı zamanda videomuza like atarak, yorumlarınızda görüşlerinizi mutlaka ve mutlaka beyan ederek iletebilirsiniz ve sevinmiş oluruz. Güzel olur. Evet. Birinci bölüm. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sert sırtının üzerine yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında tepesinde yorganın neredeyse kaymak üzere olduğu kubbe gibi yuvarlak, kahverengi, yay biçiminde sert çizgilerle boğum boğum olmuş karnını gördü. Geniş gövdesine oranla pek cılız görünen bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu. Bana ne oldu diye geçirdi içinden. Düş değildi gördüğü, biraz küçük ancak içinde bir insanın yaşayabileceği, duvarları tanıdık gelen odası hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Kumaş parçalarından oluşan koleksiyonun yayılı olduğu Samsa bir pazarlamacıydı. Masanın üzerinde kısa bir süre önce resmini bir dergiden kesip hoş, altın yaldızlı bir çerçeve koyduğu resim asılıydı. Resimde kürk şapkalı ve kürk askılı bir kadın dimdik oturmuş, kollarını dirseklerine kadar saran kadın kürk manşonun kendisine bakana doğru kaldırmıştı. Sevgili değerli izleyici kurtlar, devam ediyoruz. Gregor'un bakışları bu kez pencereye yöneldi ve dışarıdaki kasvetli, kapalı hava pencerenin çünkü pervazına vuran yağmur damlalarının sesi duyuluyordu. Onu hepten hüzünlendirmişti. Biraz daha uyusam ve tüm bu saçmalıkları unutsam nasıl olur acaba diye geçirdiği içinden. Fakat bu kesinlikle olanaksızdı çünkü sağ tarafına yatıp uyumaya alışkındı. Oysa şimdiki haliyle sağına dönemiyordu. Sağa dönmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, her defasında sırtının üzerine gerisin geri yuvarlanıyordu. Aynı şeyi yüzlerce kez denedi, çırpınan bacaklarını görmemek için gözlerini kapattı ve ancak sağ tarafında daha önce hiç farkına varmadığı hafif, garip bir ağrı duymaya başladığında açtı. Ah tanrım dedi içinden. Nasıl da güç bir meslek seçmişim kendime. Hemen her gün yoldayım. Bütün bunlar bürodaki asıl işlerden daha yorucu. Üstelik bunlar yetmiyormuş gibi bir de yolculuğun çilesi. Aktarma trenlerinin stresi, düzensiz kötü yemekler, sürekli değişen hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Şeytan görsün hepsinin yüzünü derken yukarıda karnının üzerinde hafif bir kaşıntı hissetti. Başını daha iyi kaldırabilmek için sırtüstü yavaşça yatağın başına doğru kaydı. Ne olduklarını anlayamadığı küçük beyaz noktalarla dolu kaşınan yeri gördü. Bir ayağıyla o yere dokunmak istediyse de ayağını hemen geri çekti. Çünkü dokunur dokunmaz her yanını titreme sarmıştı. Tekrar eski yerine kaydı. Şu sabahları erken kalkmak yok mu diye geçirdiği içinden. İnsanı tamamen arka plana atıyor. Oysa insan uykusunu alabilmeli. Diğer pazarlamacılar harem kadınları gibi yaşıyorlar. Misalen ben öğleden önceleri istenilen sözleşmeleri hazırlamak için kafeteryaya gittiğimde o beyefendiler henüz kalkmış oluyorlar. Bunu benim patronuma yapsam anında kapının dışında bulurum kendimi. Ama kim bilir belki de benim için hiç fena olmaz. Annem ve babam için kendimi tutmak zorunda olmasam çoktan istifa ederdim. Patronun önüne dikilir, içimde ne varsa dökerdim. Kürsüsünden yere düşerdi herhalde. Zaten çok garip bir şey. Zeminden yükseltilmiş,
Kürsü gibi bir masaya kurulup çalışanlarla öyle tepeden bakarak konuşmak. Üstelik ağır işittiği için kürsüye iyice yaklaşmak zorunda kalmak. Neyse ki ümidimi tamamen kaybetmiş değilim. Anne ve babamın ona olan borcunu kapatacak parayı biriktirdim mi? Bu da en fazla 5 ya da 6 yıl daha sürer. Hemen istifa edeceğim. İşte o zaman büyük bir olay olacak. Ama şimdi yataktan çıkmalıyım. Trenim saat 5'te kalkacak. Derken komodinin üzerindeki çalar saate baktı. Yüce tanrım dedi. Saat 6.30'du ve yelkovan sessizce ilerliyordu. Hatta buçuğu bile geçmişti. 6.45 olmak üzereydi. Saat çalmamış mıydı? Yataktan bakıldığında saati gerektiği şekilde 4'e kurduğunu görülüyordu. Kuşkusuz çalmıştı da, fakat saatin mobilyaları bile titreten sesini duymayıp uyuyakalmış olması mümkün müydü? Gerçi pek rahat uyumamıştı ama belli ki derin uyumuştu. Peki şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren saat 7'deydi. Ona yetişmek için deliler gibi acele etmesi gerekiyordu. Koleksiyon henüz paketlenmemişti. Kendini de pek zinde ve canlı hissetmiyordu ve trene yetişse bile patronunun hışmından kurtulması mümkün olmayacaktı. Çünkü onu 5 trenine bekleyen büro hizmetlisi treni kaçırdığını çoktan patronuna bildirmiş olmalıydı ki o patronun bir piyonuydu. Kişiliksiz ve karaktersiz biriydi. Peki ya hasta olduğunu bildirirse? Fakat bu kendisi için utanç verici olurdu ve kuşkusu oluşturuldu. Çünkü Gregor 500 yaşamında bir kez olsun hastalanmamıştı. Kuşkusuz o zaman patronu sigorta doktoruyla çıkabilir. Anne ve babasının tembel oğullarından dolayı suçlar ve tüm insanların aslında sağlıklı olduğunu, sadece işten kaçarmak istemeyenlerin hastalandığını iddia eden sigorta doktorunun sözlerini tekrarlayarak yapılan hiçbir itirazı dinlemezdi. Peki Gregor'un şu anki durumunda haklı da sayılmazdı. Çünkü Gregor uzun süre uyumaktan kaynaklanan keyifli uyku sersemliğinin dışında kendini gayet iyi hissediyordu. Henüz yataktan çıkmaya karar vermemiş bir halde tüm bunları aceleyle aklından geçiriyorken tam o sırada saat 6.45'i gösteriyordu. Yatağının başucundaki kapıya dikkatlice vuruldu. Gregor diye seslenildi. Annesiydi. Saat 7'ye çeyrek var. Gitmeyecek miydin? O kadife ses. O kadife ses yok mu? O kadife ses. Gregor yanıt veren sesini duyunca korktu. Gerçi kendi eski sesiydi. Ancak buna adeta alttan gelen, bastırılması mümkün olmayan acı bir ıslık karşılıyordu. Ve bu ıslık sözcüklerinin anlamını ilk anda koruyor. Ancak ve ancak karşı tarafın kulağına gittiğinde duyanım doğru mu işittim diyeceği kadar korktu. Kız kardeşi vurmaya başladı. Gregor iner misin?
bir şeye ihtiyacın var mı? Gregor her iki yanına kulakladı ve cevap verdi. Hazırlandım bile ve bunu söylerken telaffuzunu olabildiğince dikkat ederek çocuklar arasında uzun süre susarak sesindeki başkalığı belli etmemeye çalıştı. Babası da kahvaltısını öldürdü. Kız kardeşi ise fısıldamaya devam etti. Gregor, yalvarırım aç kapıyı. Gregor ise kapıyı açmayı aklından bile geçirmiyordu. Aksine seyahatte olduğu zamanlar yaptığı gibi evde de tüm kapıları geceleyin kilitlenme alışkanlığını övüyordu. Önce sakin ve rahatsız edilmeden kalkmak ve giymek istiyordu ve her şeyden önce de kahvaltı yapmak. Ancak ondan sonra ne yapacağını düşünecekti. Çünkü yatakta düşünmeye devam ederek akılcı bir çözüme ulaşamayacağını kendisi de fark etmişti. Çok defa yatakta ters yapmaktan ağrılar hissetti. Ancak ayağa kalktığında bunun sadece bir kuruntu olduğunu yaşadığını anımsadı ve şimdi de bu kuruntu lardan nasıl kurtulacağını merak ediyordu. Sesindeki değişikliğin pazarlamacıların meslek hastalığı olan sert bir soğuk algınlığının belirtisi olduğundan en ufak bir kuşku duymuyordu. Yorgunu üzerinden atmak çok kolay oldu. Birazcık kendini şişirmesi gerektiğinde kendiliğinden kayıverdi. Fakat ondan sonra nedeni çok geniş olduğu için zordu. Ayağa kalkabilmek için ellere ve kollara ihtiyacı vardı. Onun ise sürekli o yana bu yana sallanan ve üstelik kontrol edemediği bir sürü bacağı vardı. Bacaklardan birini bükmeye kalktığında bacak önce dümdüz geriliyordu. O bacağı bükmeye başardığında ise diğer tüm bacakları iplerinin koparmışçasına müthiş bir acı içinde bir telaşla hareket ediyorlardı. Yeter ki yatakta hiçbir şey yapmadan kalmayayım dedi ve Gregor içinden. Önce bedenini aktırsın yataktan çıkarmaya çalıştı. Ancak o ana kadar henüz görmediği ve nasıl olduğunu bilmediği bedeninin alt kısmı çok güç hareket ediyordu. Öyle yavaş gidiyordu ki sonunda çıldırmış bir şekilde bütün gücüyle hiçbir şeye aldırış etmeden kendini öne doğru atıverdi. Yanlış günü seçtiğinden yatağın ayva koltuğundaki demire şiddetli bir şekilde çarptı. Duyduğu yakıcı ağrı bedeninin alt kısmının olan belki de en nazik yer olduğunu gösterdi. Bu nedenle önce bedeninin üst kısmını yataktan çıkarmaya çalıştı ve başını dikkatle yatağın kenarına doğru çevirdi. Bunu kolayca başardı da ve o kadar geniş ve ağır olmasına rağmen bedeni yavaş yavaş başının yönünde dönebildi. Ancak sonunda başını yataktan kurtarıp serbest bıraktığında bu şekilde ilerlemeye devam etmekten korktu. Çünkü böyle devam ederek yataktan çıkmaya kalktığında başını yaralaması bir mucize oldu. Sevgili değerli izleyici konuklar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan noktalayalım. Görüşüm mükemmel bir esere benziyor. Yes! Bölümlerde görüşmek üzere.